Merhaba gençler. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. 9. testteyiz. Hadi bakalım başlayalım. Bir numara soru bize diyor ki hücre bölünmesinin bir evresine ait mikroskopik görünümü buraya vermişim diyor. Sen bunu bir anla bakalım diyor. Burada ne var gençler? Bir anafaz evresi var. Doğru mudur? Nereden anladınız hocam? Ayrılıyor çünkü birbirlerine. Gördüğün gibi bunlar birbirlerinden ayrılmışlar. Hatta kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılmış gençler. O zaman ya mitozun anafazıdır ya da anafaz 2'dir demem lazım. Bunu anafaz 1 olamaz mı hocam? Olamaz. Çünkü anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılacaktı. Böyle kardeşleri ayrılmayacaktı. Bu hücre ve ait olduğu bölünme süreciyle ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur bakalım. 1 numara. Bölümü gerçekleştiren hücre diploid kromozom takımına sahiptir demiş bize. Bunu buradan anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Bir mayoz bölünme olduğu falan söylemiş mi bize? Hayır söylenmemiş. Doğal olarak da diploid olduğunun vurgusu da verilmemiş. Renklerle öyle bir şey verilmemiş. O zaman bu yanlış. 2 numara der ki bize bölüm evresi mitoz bölünmenin anafaz sürecine aittir. Çok güzel tatlı tatlı doğru gibi geliyor ama burada neyi unutabilirsin? Anafaz 2'de olabilir bu hocam. Bunu da bir unutmamak lazım burada. Hemen yerine koymak lazım. Çünkü soru bir kesinlik sorusu. Belli ki bu detayları bilip bilmediğimizi ölçmeye çalışıyor. Bu da yanlış. İlgili evrede kromozom sayısı 2 katına çıkmıştır. Evet öyle diyorduk. Anafaz evresinde kromozom sayısını 2 ile çarp. Kardeş kromatitlerin her biri bağımsızlığını ilan edip birer kromozom oluyorlardı. Doğal olarak bu şık doğru bir şık. Kesinlikle doğrudur dediği için de C seçeneğini yapıştırdım. Devam. 2 numaralı soru, bir üreme ana hücresinin mayoz bölünme sürecinde, mayozun altını çizelim, kromozom sayısı değişimi, kromozom sayısı demiş, evet burada da yazmış zaten. Buna göre grafik eğrisi üzerinde hafiflenmiş bölümler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bakın. A sürecinde homolog kromozomların rastgele ayrımı gerçekleşmiştir. Rastgele ayrım nereden oluyor? Anafaz 2'de birbirlerinden net, pardon anafaz 1'de net olarak birbirlerinden ayrılır. Rastgele birbirlerinden ayrıldıkları ise metafaz 1 evresinde oluyordu değil mi? Metafaz evresinde kafalarına göre şu şekilde diziliyorlardı karşılıklı olarak. Ayrıldıkları evre ise şöyle anafaz 1 olacak. Rastgele ayrımı cümlesi biraz ortada olmuş. Yani metafazımı falan anafazımı kastetme. Gerçi bizle alakalı bir durumdur. Yok doğru mudur? Doğrudur. Çünkü niye? Bu başlangıç burası mayoz 1 evresi doğru demiş. B ile haploid kromozom takımına sahip iki hücre oluşur. B dediği ne? Şura kısım stokinez 1 doğru mu? Stokinez 1 olacak. Nereden anladık hocam biz bunu? 4N kromozom sayısından, pardon 2N kromozom sayısından N kromozom sayısına düşmüşüz. Yani kromozom sayımız mayoz 1'in sonunda tekrardan 2N'den N'e düşeceğini net olarak biliyoruz. Tekrardan burada fazla oldu. 2N'den N'e düştüğünü mayoz 1'in sonunda biliyoruz. O zaman N dediğimizde stokinez 1'dir'i gönül rahatlığıyla tıkleyebiliriz. C sürecinde homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde yan yana dizilmiştir. C sürecine bakıyorum. Neresi burası? Bu kısım mayoz 2'nin profazıdır, metafazıdır değil mi? Anafazı buradan başlıyor. D anafazdır. Bak kromozom sayısı 2 katına çıktı. Çok tatlı, çok doğruymuş gibi geliyor size ama yanlış. Nerede yanlış hocam? Homolog kromozom ifadesi bitti artık ya. Homolog kromozom mayoz 1'de var. Sen bunları ayırdın birbirinden kardeşim. Bak gördün mü? Mayoz 1'de homolog kromozomları birbirinden ayırdığın için artık mayoz 2'de homolog kromozom diye bir şey kalmadı. Doğal olarak ne demesi lazım bize? Kardeş kromatit ya da kromozomlar yan yana dizilir demesi lazım. Şu homolog kromozom ifadesi yanlış doğal olarak olmalı. Mayoz 2'de homolog kromozom ifadesi olmaz. Niye? Mayoz 2'de çünkü adam en kromozomlu bakar mısın? En kromozom. 2N kromozom olduğunda homolog kromozom diyeceğiz. Diğerlerine bakalım doğruluklarına. D ve E süreçleri sırasıyla anafaz ve telofaz evresini gösterir diyor. Doğru. D anafaz 2'dir. E de telofaz 2'dir. Nereden anladık? D'de gördüğün gibi kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldılar ve kromozom oldular. Doğal olarak da kromozom sayısı 2 katına çıkmış oldu. Doğru. F süreci hücrenin ikinci stokinezidir. Doğru gördüğün gibi tekrardan kromozom sayısı bir daha yarıya düştü. Bu da bize stokinez 2 olduğunu ispatlıyor. Güzel bir soru. C şıkkına dikkat etmek lazım. Gözünden kaçarsa yanlış olabilir. Geldik 3 numaralı soruya. Ne diyorsun bakalım bize? Birinci mayoz bölünmenin profaz evresine ait bölünme verilmiş. Ne yapılmış burada? Bak şuradaki renk değişiminden anlıyoruz ki burada bir crossing over olayı gerçekleşmiş profaz 1'de.
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? A ve B üzerinde aynı karakterlerin kalıtımından sorumlu genler var. Bunlara homolog kromozom diyoruz doğal olarak. A ve B dediğimiz birbirinin homoloğu. Aynı özellikten sorumlu, aynı ya da farklı genleri bulunduran kromozom çiftine homolog kromozom diyoruz. O zaman doğru. B de diyor ki bize, C yapısı canlının toplam kromozom sayısının yarısı kadar değerde oluşur demiş. Bakalım C yapısı dediği bize neyi gösteriyor? Zaten bize iki tane kromozomu göstermiş. Toplamın yarısı kadar olacak değil mi? Şu C yapısına biz tetrat der miyiz? Tetrat deriz. Tetrat N kromozom sayısına eşit miydi? Evet eşitti. O zaman bu canlının genel olarak 2N olduğunu biliyor muyuz? Nereden biliyoruz hocam? Meyoz bölünme geçirmiş. Meyoz bölünme yalnız ve yalnız 2N'lerde olurdu. O zaman da normal kromozom sayısının yarısı kadardır C diyeceğiz. Doğru. Geldim C'ye. Gerçekleşen olay sonrasında hem A hem de B'de gen sayısının değiştiği gözlemlenir. Gen sayısı değişir mi? Değişmez. Genler değişmiş. Bak buradaki geni almış, bu tarafa vermiş. Buradaki geni de getirmiş, bu tarafa vermiş. Genler değişmiş. Gen sayısında bir değişiklik olmaz. Adamın geni eksilmiyor. Kara geni verdi, beyaz geni aldı. Öyle düşün. A ve B yapılarındaki DNA moleküllerinde olay sonrasında DNA nükleotit dizilimlerine değişimler olmuştur. Aynen gen için nükleotit dizilimi değişmemiş ancak genler değiştiği için şuradan şöyle giderken bakmış ki farklı bir dizilim gelmiş. Artık karşı taraftaki gelmiş. Bu da böyle buradaki sıralama değişmiş gençler diyeceğiz. İlgili olay canlıda kalıtsal çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Krasinkover'ın tanımında da bu var. Çeşitliliği daha da artırır şeklinde konuşuyorduk burada. Dikkat etmek lazım. Özellikle şu D seçeneği müthiş bir çeldirici olarak buraya konulmuş. C'nin kendisi de zaten yazılırken de bir çeldiricik var burada. Gen sayısı değiştiği falan sayı değişikliği olmaz tabii ki burada. Geldim 4 numaraya. 1000 canlıda eşeli üreme süreci gösterilmiş. Burada otozomun ne olduğu verilmiş. Gonozomun ne olduğu. Gonozom gördüğün gibi eşey kromozomlarından bahsetmiş. Otozom ise vücut işlerinden ilgilenecek olan kromozomlardan bahsetmiş bize. 2N kromozom 22 artı 2 yani 24 kromozomlu bir canlı olduğunu görüyoruz buradan. Sonucunda da gördüğün gibi burada bir dişi bir erkek birey oluşma ihtimali yazılmış. Burada dişi bireyin oluştuğu şu kısımda da erkek bireyin oluştuğu verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 numara. Üreme hücrelerinin oluşumu sırasında DNA miktarı 2 kez yarılanması beklenir demiş. Evet 2 kez yarılanması oluyor değil mi? Önce DNA'mız şu DNA mutlu bir DNA kendisini eşliyor oluyor sana 2 tane DNA. Sonra bunlar mayoz 1'de yarıya düşüyor. Sonra mayoz 2'de bir daha yarıya düşüyor. Bir yarılanıyor sonra tekrardan ikinci kez yarılanıyor doğru demiş. Dönlenme sonrasında oluşan her birey her bir özellik için iki gen taşımak zorundadır. Döllenme sonrasında oluşan her birey, evet verilmiş, her bir özellik için iki gen taşımak zorundadır. Baktığında gençler bunu okuduğunda böyle, doğru değil mi hocam ya? İkisi de 2N kromozomlu değil mi? Her özellik için bak, her özellik. Biz bu her lafını falan sevmeyiz. Burada bir kıllık olduğunu düşünürüz her zaman. Nerede kıllık var burada? Aferin yakaladın. Nerede? Y kromozomunda. Y kromozomu bu birazcık da böyle 10. sınıf konusu biraz daha bir tık daha ileri konu. Yani meiyozdan sonra kalıtımda anlatılacak iş burada da söylenmiş detaya giriyorum hemen. Şimdi X ve Y kromozomu dediğimiz arkadaşlar X kromozomunu şöyle çizersem Y kromozomunu da bu şekilde çizdiğim zaman burada ortak olan bölgeler var karşılıklı olarak ama bir de ortak olmayan kısımlar var. Nasıl oluyor hocam? Şimdi burada A, B ve C genleri var. Burada da A, B, C olsun. Büyük küçük de olabilir. Kafanız karışmasın diye küçük yazdım. Burada ise atıyorum D ve E genleri var. Karşı tarafta ise F ve G genleri var. Bak gördün mü? Birbirlerine karşılıkları var mı? Yok. Erkeklerde gençler bazı genlerin karşılığı olmaz. Bazı genlerin karşılığındaki X'i doğal olarak yeri bulunmaz. Bunun dediği yer burada. Biraz daha kalıtımda bu tam oturacak bu dediğiniz yer. Y kromozomunda bulunan bazı genlerin karşılığı yok. Bazı genler sadece bir tane var. Sadece erkeklerde bulunan bazı özellikler bu yüzden vardır diyeceğiz. O zaman 2 numara çok çok doğruymuş gibi geliyor ama yanlış.
Yeni oluşacak bireyin cinsiyetinin belirlenmesinde otozomal kromozomlar etkili olmuştur. Otozom neydi? Vücut kromozomuydu. Cinsiyetle bir işi var mı? Hayır. İki tane X'in varsa dişisin. 1X 1Y varsa erkeksin. Otozom? Hayır. İkisinde de 22 tane var. Değişiklik olmayacak diyoruz. 4'ü ne diyeceğim o zaman? İşaretlemeden geçiyordum az daha. 4'ü A dedik. Yola devam. 5 numara. Geç hocam biz bunlara alışığız. Birkaç tane soruda öyle yaptım yani. Çözmüşüm, işaretlememişim, çözmüşüm, yanlış işaretlemişim. Öyle şeyler oluyor. Bir hücrenin bölünme sürecindeki evrelerinden birine ait görsel verilmiş. Et birbirlerinden ayrılmış kromozomlar. Ne olmuş burada? Homolog kromozomlar ayrılmış. Homolog kromozom ayrılımı. Kromozomlar ayrılır. Şöyle de bir ayrılırı büyük yazayım. O zaman bağıra bağıra söylüyoruz. Anafaz bir evresi. Ayrılma olduğu için anafaz. Homolog kromozom dediğimiz için de anafaz birdir. Bölüme yapan hücreyle ilgili olarak kesinlikle doğrudur. 1. Diploid kromozom takımına sahiptir. Yes, doğru. Nereden anladık hocam? Ama arkadaşım bu bir meyoz bölünme değil mi? Meyoz bölünme ise bu diploid olmak zorunda mı? Evet. 2. Gamet ana hücresi olduğunu. Evet. Ne olacak? Yumurta ana hücresi ya da sperm ana hücresi olacak. Doğru mu? Üreme ana hücresi olacak. Yapıştır. Meyoz çünkü onlarda. 3. Meyoz bölünme geçirdi. Bunu daha önceden anlamıştık zaten diyeceğiz. Buradan bunun homolog kromozom ayrıldığını, yani bir meyoz bölünme olduğunu anladığında çorap söküğü gibi pata pata hepsi geldi. Yapıştır. Yola devam. 6 numara ne diyorsun bakalım sen? 2 mg çekirdek DNA'sı ağırlığına sahip bir hücrenin meyoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen DNA miktar değişim grafiği verilmiş. 2 m ile başlamış. Önce DNA işlemiş interfazda. Sonra meyoz 1'de devam etmiş. Sonra meyoz 1'in sonunda sitokinezde eski haline gelmiş. Sonra meyoz 2 ile devam etmiş. Sonra meyoz 2'nin sonunda da hop aşağıya doğru gitmiş. Meyoz 1 vermiş de şurası meyoz 2 olacak gençler. Şöyle 2 diye düzelteyim buraya, ufak bir yanlış olmuş. Grafiğe göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1 numara. Sürecin tamamında DNA replikasyonu sadece bir kez gerçekleşir demiş bize vatandaş. Doğru mudur? Doğrudur. Nerede olmuş? Burada bak. Burada replikasyon gerçekleşmiş. Replikasyon neydi? DNA işlenmesiydi. O da interfaz evresinde olmuş. Yes! Yapıştırdım. 2. A sürecinde kromozom, C sürecinde ise kromatit ayrılması olmuştur. Aferin sana. Aynen öyle. Kaç keredir söylüyoruz burada değil mi? A'da yani meyoz 1'de kromozomlar, meyoz 2'de kromatitler ayrılır. Tamam mıyız? Evet. 3 numara. B sonrasında, B'nin sonrasında yani şuradan sonra diploid, D sonrasında ise haploid kromozom takımına sahip hücreler oluşmuştur. Yanlış. Nasıl yanlış hocam ya? Meyoz 1'in sonunda 2N'den N'e düşmüyor muyuz? Düşüyoruz değil mi? Meyoz 2 mitozun aynısıydı. Kromozom sayısına bir değişiklik oluyor muydu? Olmuyordu. Doğal olarak ne yapıyor? Bize numara çekmiş burada diploid. Diğerinde de haploid. Yer miyiz? Yemeyiz. O zaman devam. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez tabii ki. Geldik 7 numaraya gençler. Bir hücrenin meyoz bölünme süreci gösterilmiş. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Tatlı bir soru. Sürecin tamamında gözlenen karyokinez ve sitokinez sayısı 3'tür demiş. Doğru. Bakın burada bir kere burada, bir kere burada, bir kere de burada, 3 kere olmuş. Doğru mu? Bir kere burada, şöyle bir, şurada 2, şurada 3. 3 kere karyokinez ve sitokinez meydana gelmiş. Doğru mu? Doğru. Başlangıçta bir kere olmuş, sonra diğerlerine bölmüş. Doğru mu? Yapıştır. Devam. Meyoz 1 sürecinde hem kromozom hem de kromatit ayrılması. Hoyda, nasıl oluyor ya? Meyoz 1'de kromozom, kromatitler meyoz 2'de. Meyoz 2'de. Bak kaç kere üst üste durdu bak. Dikkat ediyor musun? Meyoz 1'de kromozom, meyoz 2'de kromatit. 3. 4. sorudur. Aynı şeyi, aynı kazanımı vermeye çalışıyor. Meyoz 2 sonrasında oluşan hücrelerin tamamı farklı genetik yapıya sahiptirler demiş. Öyle oluyor mu? Olmuyor değil mi? Bizi buradan anlayabiliyor muyuz bunu? Anlayamıyoruz. Nereden anlayamadık hocam bunu? Belki de kromozom crossing over yoktur. Buradan buna ulaşılabiliyor mu? Ulaşılamıyor. Ulaşamadığım için bu doğal olarak şununla şu birbirinin aynısı olabilir. Kardeş kromatitler çünkü bunlar doğal olarak bununla bu kopya, bununla bu da kopya olmuş olabilir. Ha illaki böyle midir hocam? Hayır değil ama buradan ulaşamıyorum ben buradan. Burada bir crossing over var mı yok mu anlayamıyorum.
Nereden hocam anlayamıyoruz burayı? O kadar yıl okudunuz, şurayı da bir anlasaydınız ya. Diyorsan öyle olmuyor tabii bu durum. Crossing over her mayozda muhakkak olacak diye bir durum yok. Öyle bir kanun yok diyoruz. Buradan buna ulaşamıyorum. Neye ulaştım? Yalnız bire A seçeneğine ulaştım diyorum. Geldim son soruya. Mayoz birin metafaz evresinde 44 tane kromatitin sayıldığı bir hücre için demiş. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Mayoz 1'de 44 tane kromatitin varsa senin arkadaş, o zaman ben sana ne derim? 44 kromatit varsa 22 kromozomun var senin, doğru mu? 22 kromozomlu bir karizmatik arkadaşsın. Eyvallah. Yani 2N eşittir 22 kromozomlu bir kardeş. 1. 10 tane otozom ve 1 gonozom kromozomu taşıyan haploid gametler oluşturabilir. O zaman şunun aşağısı da çizelim. Haploid dediği en kromozom. En eşittir 11 tane kromozomun olacak. Ne demiş? 10 otozom, 1 de burada var 11 otozom. Doğru demişler. 10 otozom pardon, 1 de gonozom 11 tane kromozom oluşturmuş sayın hocam. 2 numara. Aynı hücrenin mitoz bölünme geçirmesiyle 44 kromozomlu diploid hücreler oluşabilir demiş. Ya arkadaş, adamın kromozom sayısı 22 zaten. Oluştuğunda mitoz bölünme sonucunda birbirinin aynısı oluşmayacak mı? Yani 22 kromozomu var iken mitoz geçirdiğinde yine 22 kromozomlu olacak. 44'ü falan nereden çıkardın ya? Arada tamam artacak ana fazla ama tekrardan eski haline 22'ye gidecek. Burada sana tuzak kuruyor. 44 kromatit diyerek 44 kromozomluymuş gibi düşünmeni isteyecek. Öyle bir durum söz konusu değil. 3 numara. İlgili hücrenin profaz 1 evresinde 22 adet tetrat yapısı sayılmıştır. Şimdi tetrata biz ne diyorduk gençler? Tetrat eşittir en kromozom sayısı. En kromozom sayısı bunun nedir? 11 tanedir. 22 mi? Hayır değil. Burada bu 44 kromozomu doğru yakaladıysan o zaman işler doğru gider. Doğru yakalayamadıysan burada işimiz yok. Ne diyor bize? Yanlışı soruyor. 2 ve 3 yanlıştır diyoruz gençler. 8'in cevabını da D olarak işaretledim. Hadi bakalım gençler. Görüşürüz inşallah. Eyvallah.